Başladık. Evet, şimdi dersi de kaydetmeye başladım. Bilgisayar destek çizim bir dersine devam edeceğiz şimdi. Bugün çatı modellemesini anlatacağım size. Bu az önce Aleyna'nın çatısının plan olarak baktığımızda nasıl kırılacağını gösteriyordu az önce yaptığımızda. Şimdi bunu bir alalım öncelikle. Kontrol C diyorum. Kontrol C ile kopyaladım. Aklına aldım ben bunu ve yeni bir dosya açıyorum. Yeni dosya açarken de şöyle yeni bir dosya açıyorum. Bu hassasiyetleri öncelikle ayarlamam lazım. Ondan sonra Ctrl Ctrl V ile bunu yapıştırıyorum ben bunu. Evet, şimdi yapıştırdık bu elimizdeki dosya. Şimdi bunun normalde çatının görünüşlerini, sol sağ arka görünüşlerini bir çizelim. Mantığını bir anlamaya çalışalım öncelikle. Çatı görünüşümüzde sıfır olarak hani çatı diye yazalım. Başlangıç ve bitişi normalde şuradan başlayacak, değil mi? Buraya kadar aldık. Şimdi bu çatımızın bir tarafının kesiti şey görünüşü bu. Diğer tarafını da şu şekilde çizmemiz gerekecek. Buradan başladım son noktasından. Şuraya kadar aldık. Tabii bunlar aynı noktadan başlayıp bitmek zorundalar. Peki benim çatı eğimim %33 bir çatımın eğimi olacak. Eğim. Bu eğimi nasıl yapıyorum ben? Başladım. Ne kadar? 100. Sola doğru 100 gittim. Yukarı doğru 33. Close'la kapatıyorum ben bunu. Close'la kapattım. Benim çatımın eğimi aslında şu. Ben bunu ucundan tutup ucuna koydum. Uçtan uca taşıdım. Sonra bunu aynalama yapıyorum. Şöyle yapalım. O Snap Settings'ten bunun middle point'ini de seçelim. Perpendicular'ı da seçelim. Middle point'ini seçtim ve sola doğru koyduk. Sonra bunu fillet'le birleştiriyorum bakın bunları. Şu çizgi üst üste geliyor bakın. Şöyle yapalım. Şu çizgi üst üste geliyor. Aynı hizada. Tamam mı? Peki. Aynı şekilde şuradan aşağıya doğru gelmesi gerekecek. Şunu bu tarafa, bu köşeye kopyalayacağım. Şöyle aşağıya doğru aldım. Sonra kopyalıyorum ben bunu. Uçtan uca kadar aldım. Şurası aynı yükseklikte olacak. Şurası. Bunu move'la alıyorum bakın buradan. Bunu buraya aldım. Fillet'le de birleştirdim. Sonra bu devam edecek bak. Bu devam ediyor. O devam ediyor çatı. Şurada. Şurada devam ediyor. Bu noktada buraya kadar yükselecek. Ama şurasını tekrar şöyle kopyalayacağız. Bunu buraya kopyalayacağım ben tekrar. Copy dedim. Bu uçtan
Burcu. Nereye kadar gelecek? Uçtan ucu alamadık. Bir saniye. Evet, şuraya kadar devam edecek. Bakın en üst nokta orası. Line diye alıyoruz. Buradan aşağıya kadar. Bunu da filetle birleştiriyorum tekrar. Evet. Sonra geri kalan aşağı inişi. Bununla aynı şekilde aşağı indireceğiz. Şurası aşağı inecek. Aynı hizada. Sonra bunları siliyorum. Çatın bu görünüşünü aldık şimdi. Mantık olarak. Tamam mı? Bunu anladık mı? Evet hocam. Şunu çizdim ben şimdi. Peki şu taraftan görünüşünü çizeyim. Bunu şöyle yan çevirelim. Kopy diyorum. Şunlar bana lazım olacak. Rotate ile bunları yan çeviriyorum ki evet. Buradan aşağıya doğru alacağım. Ta buraya kadar. Şunu siliyorum. Seçimimde şimdi bir şey sıkıntısı var. Draw'da, pardon, Tools'un altında, Selection'da bir şey var. Tutup sürüklemeyle ilgili bir sıkıntımız var. Implied Window'u kaldırdım. Ya da Present şeyi kaldırıyorum. Tamam mı? Bunu kaldıralım ki daha doğru olacaktır. Şimdi bir pencereyi şeyi açmayacak. Mouse'u hareket ettirdiğim gibi böyle karmaşık bir pencere açmayacak. Nereden yaptık? Tools'ta, Options'ın altında, Selection'da, Allow Present Track for Lasso. Yani Lasso'ya göre yani herhangi bir pencere için sürükle bırak yapmıyoruz. Ondan sonra bunları kopyalıyorum ben. Şuradan, bu uçtan, bunun bu ucuna. Bunu da buradan buraya. Sonra bunu aşağıya doğru alacağız bakın. Kopyalayacağız. Ama nereye kadar geleceğini şu anda bilmiyorum. Biz onu şöyle alıyoruz arkadaşlar. Sonra kopyalıyorum bunu da. Flat diyorum. Bunun amacı ne olacak? Şimdi şöyle birleştirmek, şöyle tekrar çıkıp yapmak olacak. Tamam mı? Sonra tekrar kopyalıyorum bunu. Ya da şöyle yapalım. Filetle şunu birleştirelim. Tersten gidelim onda da. Line'la geldik. Böyle yaptık. Yanlış oldu. Bir saniye bir daha. Şurayı bir daha yazalım. Çizelim. İlk olacak şekilde. Şöyle. Görünüşte bu şekilde. Bunu anladık mı? Böyle çevirip hizalarını alıyoruz. Çevirip hizalarını alıyoruz. Şimdi biz burada bu yükseklikleri alacağız şimdi. Tamam mı? Böyle devam edebiliriz. Çatı ne kadar karmaşık olursa olsun ya da ne kadar zor olursa olsun mantık aynı. Mantığı aynı. Tamam mı? Bizim için burada yükseklikler önemli. Dikkat etmemiz gereken şeyler onlar. Şimdi şurada yatay olanlar hangileri? Şu, bu ve bu. Direkleri koyacağımız.
buralara neler gelecek? Dikmeler gelecek, değil mi? Biz bu dikme yüksekliklerini görünüşten çizip modellemede, şöyle yatayda ya bu, bunu dikelteceğiz. Şöyle dik yapacağız. Dik. Nasıl yapacağız? Line dedim. Şimdi şu çizgi, bakın bunu çizmemdeki sebep ne? Şurası, bir saniye ben şu çatının sarı yapalım. Tabletten göremiyorum. Göremediğim için size aktaramıyorum. Evet. Şimdi burası şu çizgi. Şurası şu nokta. Şu çizgi de şurası. Yani burada şu yükseklik lazım bana. Şu yükseklik lazım. Şu yükseklik lazım. O yükseklikler dikilttiğim zaman, yani şöyle dik tutup ondan sonra yerlerini alacağım ve kaplama yapacağım onları. Kaplama yapacağım. Şimdi anlayacağız. Şimdi şu birincisi, bu ikincisi ve bu da üçüncüsü. Tamam mı? Peki. Şimdi dörde bölüyorum ekrana. View menüsünden viewport. Dörde böldük. Bunları visual olarak view'da bakış açılarımızda. Bu neydi? Bu plandı. Plan. Ön, yan. Böyle bir daha yazalım. Plan. Ön, yan. Bu da perspektif. Peki. Bunu ön görünüşe getiriyorum. Bunu sol yana getiriyorum. Bunu da perspektif olarak alıyorum. Şimdi benim çizeceklerim aslında yatayda dikilteceğim ya. Yatayda hani önden şu noktadan şöyle dikilteceğim. Planda seçiyorum önce. Birinci işlem, planda seçim yaptım. Yani dikilteceklerimi, dik yapacaklarımı seçiyorum planda. Sonra ön görünüş penceresine gidip çevirme işlemi yapacağım. Ön görünüşe geldim. Çevir dedim. Şu noktadan dik oldu. Bak, perspektifte bakıyoruz şu şekilde. Bunu anladık mı? Evet hocam. Peki. Tekrar yapayım mı? Anladım hocam ben. Merdol, tekrar yapayım mı? Eda da anlamış. Merdol'den ses gelmedi. Tekrar biz yapalım o zaman. Şimdi bunlar planda yatıyor. Yatay vaziyette. Modellemede ben bunları şöyle dik yapacağım. Dik. Ön görünüşten çevirebilirim bunu. Planda ise şöyle yatay çevirebilirim. Bunu önden çevireceğim böyle. Ne yapıyorum? Planda seçiyorum önce bunları. Bunu çıkaralım. Çıkarma işlemini üst okla ve sol tuşla tekrar seçince bırakır onu. Tamam mı? Ön görünüşe geldim tekrar.
Çevir diyorum. Uçtan bunu ben çevirdim. Buraya geldik. Şimdi burada kaplamaları yapacağız. Bunu bir tane görünüşe tekrar geri gelelim. Evet. Bunu move diyorum bakın. Bunu da birazcık şöyle yan çevirelim ki gördüğümüzü şey yapmasın, etkilemesin, yanlış etkilemesin. Şuralara kopyaladım. Buralara koyduk. Buralara koyduk. Bunlar dikmelerimizi koyduk değil mi? Dikmelerimizi yaptık bunlar. Şunlar dikme oldu yani artık. Bunlar dikme. Bu dikmelere göre hareket edeceğiz şimdi. Burada yeni bir komut yapacağız. Yeni bir komut var. 3D face. Bunun butonu yok. Ben bilmiyorum. Bunu yazacağız. Klavyeden yazarak enter diyerek gireceğiz. 3D face diye yazıyorum. 3D face. Bakın burada çıktı. Ne yapıyorum? 1 2 3 Enter'a bastığım zaman otomatikman kapladı orayı. Şimdi göremiyoruz onu. Visual Style açarak bakalım ona. Visual Style açıyorum. Visual Style şuraya getirdi. Ekranın herhangi bir tarafını açar ama görmezseniz, dikkat etmezseniz orada durur. Visual Style'a bastım. Bak kapattı burayı. Silelim, tekrar yapalım. 3D Face diyorum. En az 3 nokta lazım. O bantlayabilmemiz için, kapatabilmemiz için en az 3 tane nokta lazım. 1 Yani şöyle yapalım. 1 2 3 yapıyorum. 2 ve 3 olarak yaptım. Enter dediğim zaman tekrar 4'e gitmeme gerek yok. Otomatik olarak kapatır onu. 3 tane köşe olduğu için. Tamam mı? Ve bunu kenarda sıra gitmemiz lazım. Çapraz yapmayacağız. Köşeli gideceğiz. Başladığımız noktadan gideceğiz buna. Tamam mı? Peki. Şöyle çevirdim ben. Bunu 0'a alalım. Şunu 0 yapalım. Tamam mı? 0 yaptım. Şimdi 3D Face'le tekrar çatıyla devam edeceğim. 3D Face dedim. Şimdi ne yapacağım? Benim için önemli olan 1, 2, 3, 4. 4 tane noktaya tıklayacağım. Ama sırayla, çapraz değil. Yani şöyle gideceğiz biz. Şöyle değil. Bu yanlış olur. Çapraz yapar. Yapıyorum şimdi. Peki bakalım buna nasıl yapmışız. Mantığını anladık mı? Evet hocam. Peki şimdi bu tarafı da yapalım. Tekrar. Bak şu nokta köşede olmadığı için onu tam köşeye almamız gerekiyor. Bunun köşesini almamız gerekiyor. Yani uç noktasını almamız lazım. Tam uça.
dik olmayacak. Dik değil. Tam uç noktasını almamız lazım. Tamam mı? O yüzden kenarı açık kalır yoksa bak. Az önce açıktı. Görüyor musun? Bunu uç tarafına alacağız. Bunu. Böyle. Sonra aslında bu devam ediyor değil mi? Bak şu çatı devam ediyor. Şurası devam ediyor. Benim burada devam edebilmem için şu noktaya bak tepe noktasına odaklanacağım ben. Bir, iki, üç. Böylelikle şurayı yapmış olacağım. Yapalım. 3D face diyorum tekrar. Bir, iki, üç. Doğru oldu mu? Olmadı. Neden olmadı? Şu uç şuraya gelecek çünkü. Bu ucu da buraya almamız gerekiyor. Şimdi bakalım. Pek bir şey ifade etmiyor gibi gözüküyor. Ama uçtan uca tekrar devam ediyorum. Şimdi bakalım. Yandan bakınca kağıt gibi gözüküyorsa problem yok. Doğrudur. Ama böyle bir açılı falan varsa yanlış o zaman. Dümdüz olmak zorunda. Dümdüz. İp gibi. Lineer olacak. Tamam mı? Yani dümdüz olacak orası. Peki aynı şekilde bu devam edelim. Şuraya. Benim için önemli olan diyelim ki 1, 2, 3, 4 yapacağız. Ne yapacak? Şurayı birleştirecek. Sonra biz buraya geçiş yapacağız. 1, 2, 3 yapacağız. Sonra da burayı kapatacak. Tamam. Yani böylelikle dikmelerin uç tepe noktalarından köşelere birleştirme yapıyoruz. Kaplıyoruz orayı. Tamam mı? Yapalım burayı da. Şöyle yapalım. Şu dik olan kısmını kapatalım. Çünkü kafamızı karıştırıyor. Açısını birazcık değiştirelim şöyle. Bir daha yapalım. 3D face'i seçtim. 1 2 3 4 Sonra aynı şekilde devam edebilirim ben. Herhangi bir pürüzlülük yok. Yani düz, kırıklık yok. Baktığınız zaman dümdüz orası. Peki, devam edelim. 3D face dedim. Sonra tekrar devam ediyorum.
Sonunda bir sıkıntı oldu. Bunu şurasıyla bağladık. Evet. Şimdi bakalım. Mantığını anladınız mı? Anladım hocam. Peki. Sonrasında ne yapıyoruz? Bak alt taraftan baktık. Şunlara bizim artık ihtiyacımız yok. Alttaki çizgilere. Ama şuna ihtiyacımız olacak bak. Şu en alttakine ihtiyacımız olacak bak. Şunu çıkarıyorum. Extrude diyorum onu da. Aşağıya doğru 10 diyorum. Ve tamamen kapatmış olduk. Yani böylelikle saçak yapmış olduk. Tamam? Soru var mı? Yok hocam. Extrude'la yaptık. Extrude. On ya da 15. Hayır onu şey yapmadım. Saçaktaki betonarmeyi yaptım. Betonarmeyi yükselttim. Betonarmeyi yükselttim. Önemli değil. 10-15. Çok önemli değil. Bu ne? Renk önemli değil. Önemli olan burada çatı. Buna dikkat edeceksiniz. Rengi önemli değil. Değiştirirsiniz. Ama çatı genelde ne renk olur? Kırmızı olur değil mi? Kırmızı. Bunu kırmızıya çevirin o zaman. Bu betonarme olacaksa, bunun rengi farklı olacaksa, modellemede layer yani şunu değiştirin o zaman. Rengini farklı yapacaksanız, buradaki layer'ın ismini değiştirin o zaman. Anladınız mı? Yeni bir tane aç, bunu da onun içine koy. Tamam? Soru var mı? Bunu daha sonrasında burada bu dursun. Çatıyı başka bir yerde yap. Dursun orada. Sonra oradan kopyala. Asıl dosyanın içine koy. Anladınız mı? Tamam hocam. Tamam. Şimdi bugün çatıyı anladıysanız saat şu anda 3'e kadar mimari uygulama projesindeki planda ve kesitlerde olan eksiklerinizi ve yanlışlarınızı yapmanızı istiyorum. Birincisi. İkincisi 3'ten 6'ya kadar olan süreçte saat 3'ten 6'ya kadar olan süreçte bilgisayar destek çizimde modellemelerinizde çatılarınızın kırmalarını yapmanızı istiyorum. Tamam? Anlaşıldı hocam. Anladınız mı? Soru var mı? Zeynep soru yok. Anladım hocam diyor. Çekebiliyor muyum? Tamam Eda da anladı. Bunu anladıysanız bugün kesitlerinizi ve plandaki eksiklerinizi tamamlamanızı istiyorum. Saat 3'e kadar 3'ten 6'ya kadar olan süreçte de şey yapmanızı istiyorum. Sizin modellemelerinize çatıyı yapmanızı istiyorum. Bunu da şimdi WhatsApp'tan size linkini atacağım. Tamam? Oradan izleyerek
Devam edebilirsiniz. Sorunuz yoksa oturumu kapatıyorum. Tamam, kapatıyorum arkadaşlar. Bir şey olursa WhatsApp'tan yazın, ben cevap vereceğim size. Yeşilçay. Orman